Merhabalar, ben Logan SSERP ürün yönetimi ekibinden Alper. Bu videoda 9.0.54 sürümüyle beraber veri tabanı kontrol panelinde yapılan geliştirmelerden bahsedeceğim. Bu geliştirmeler kapsamında öncelikle indeks kullanım bilgilerinin raporlanması desteklenmiştir. Öte yandan ikinci bir geliştirme olarak kilitlenen işlemler şeklinde bir sekme eklenerek bu sekme üzerinden kilitlenen işlemlerin raporunun alınabilmesi sağlanmıştır. Desteklenen bu geliştirmeleri ekran üzerinden detaylarıyla inceleyelim. Yardımcı programlar modülünün altında yer alan veri tabanı kontrol paneli ekranına kilitlenen işlemler ismiyle yeni bir sekme eklenmiştir. Bu sekme üzerinden veri tabanı seviyesinde kilitlenen işlemlerin raporu alınabilmektedir. Bu bölümde kilitlenen işlemin hangi program üzerinden çalıştırıldığı, program adı kolonunda gösterilmekte, bu kilitlenen işlemin oturum numarası raporlanmakta, kilitleyen oturumun numarası ayrı bir kolonda gösterilmekte ve bekleme tipi durum gibi bilgiler verilmektedir. Yine işlem no, işlem başlangıç zamanında aslında transaction ID ve transaction start time bilgilerine denk gelmektedir. Bu şekilde kilitleyen SQL cümlesini de en sondaki kolon üzerinde görebilmekteyiz. Kilitleyen SQL cümlesinin detayına erişmek için ilgili satıra çift tıklayarak bu cümlenin tamamını bir mesaj box üzerinde görmek mümkündür. Bu şekilde kilitlenen işlemler sekmesi üzerinden veri tabanı seviyesinde o anda kilitlenen işlemler varsa bunların detayı alınabilir. Hangi işlemin hangi işlem tarafından kilitlendiği görülebilir ve bu kilitleyen SQL cümlesinin detayına da erişim sağlanabilir. Yine ikinci bir geliştirme olarak indeks bilgileri sekmesinde raporun en sonuna gelecek şekilde indekslerin kullanım bilgileriyle alakalı kolonlar eklenmiştir. Burada indeksin kullanıcılar tarafından kaç defa taramaya tabi tutulduğu, kaç defa aramada kullanıldığı, indeksin kaç defa update işlemi gördüğü gibi bilgiler raporlanmaktadır. User seeks, user scans, user lookups, user updates gibi kolonlarda indeksin kaç kere kullanıldığı gösterilmektedir. Örneğin scan kısmından bir filtreleme, sıralama yaparsak burada ilgili indeksin kaç kere kullanıldığı, kaç kere scan edildiği, toplam 23 kere scan edildiği görülmekte. Yine bu indekslerin kullanım bilgileriyle alakalı olarak son arama, son scan etme, son lookup'la kullanılması, son update işlemleriyle ilgili bilgiler de ayrı kolonlarda gösterilmektedir. Örneğin bu ilgili indeks son olarak bir scan işleminde 26.02.2024 15.50 17'de kullanılmış. İlgili indeks en son şu tarihte update edilmiş. Bu şekilde indekslerle ilgili kullanım bilgilerine, kullanım sayılarına ve en son ne zaman kullanıldığı gibi bilgilere detaylı bir şekilde bu rapor üzerinden erişebilmek mümkün hale gelmiştir. Buradaki indeks kullanım bilgilerine ilişkin kolonlar SQL Server'ın start olduğu yani başladığı zamandan itibaren tutulmaktadır. Herhangi bir anda SQL Server restart edilirse buradaki kullanım bilgileri de sıfırlanmakta ve tekrardan sayılmaya başlanmaktadır. Bu sebeple sunucunun başlangıç zamanında görebilmek amacıyla genel bilgiler kısmına sunucu başlangıç zamanı şeklinde yeni bir satır eklenmiştir. Bu bölümden de SQL Server'ın ne zaman başlatıldığını görebilir ve raporlayabilirsiniz. Geliştirilen bu iki yeni özellik sayesinde veri tabanı kontrol paneli üzerinden daha detaylı şekilde raporlama yapmak mümkün hale gelecektir. Teşekkürler.